Ali merhaba. Amerika Birleşik Devletleri gündemine gidiyoruz değerli izleyenler. Washington'a uzanıyoruz. Neredesin Ali? Washington'dayım. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkürler. Size günaydın. Bize de artık iyi öğleden sonralar. Şöyle pek çok başlık var. Hangisinden başlayayım bilemedim. Ama geçen yıl İran'dan ele geçirilen yaklaşık 1 milyon adet mermiyi Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı Amerika Birleşik Devletleri. Önce onu konuşarak başlayalım. Nasıl ele geçirilmiş bu mermi? Nasıl gönderilmiş Ukrayna'ya? Ve neden şimdi açıklanıyor tabii? Evet, tabii Ukrayna'ya destek kesinti söylentileri açıkçası Biden yönetiminde bir endişe yaratmış durumda. O nedenle de Ukrayna ile ilgili bilhassa silah mühimmatı ile ilgili haberde tabii dün yankı buldu. Beyaz Saray İran'ın Yemen'deki Husi milislerine gönderdiği düşünülen ve ABD tarafından el konulan 1.1 milyon merminin Ukrayna'ya gönderildiğini belirtti. Hatta Beyaz Saray sözcüsü bir açıklama yaptı. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı deniz kuvvetleri uluslararası hukuku ihlal ederek İran devrim muhafızlarındaki Yemen'deki militan gruplara giden bu mühimmatlara el koymuştur açıklaması yaptı. Hı hı. Senin de başta sorduğun nasıl bunu yaptı? Bir gemide ele geçirdi. Bu mermileri Aralık ayında yelkenli ahşap bir gemide Amerikalı askerlerin bir operasyonuyla ele geçirdiğini açıkladı. Ve bu mermiler Ukrayna'ya nakledildiği de teyit edilmiş oldu. Tabii CENTCOM bu mallara el koydu ama bunun bir hukuki süreci de vardı. 20 Temmuz'da da Amerikan Adalet Bakanlığı müsaade kararıyla da bu malların Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasına hükmetti. Ve şu anda da bu mermilerin Ukrayna'da olduğunu söyleyebiliriz. Pentagon'dan da bir açıklama geldi. Aslında birkaç gün önceydi. 1,5 milyar dolarlık askeri mühimmatın envanterinde azalma olduğunu işaret ederek Kongre'yi uyarmıştı. O nedenle tabii İran'ın kendi mermilerine Amerika'nın el koyması, Ukrayna'ya yollaması da tabii burada ilginç ve yankı bulduğunu söyleyebilirim Sena. Bir yandan da İran Rusya'ya mermi mühimmat gönderiyor deniyor. İşte İran'ın el koyulan mermilerinden Amerika Ukrayna'ya gönderiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geldiği nokta dikkat çekiyor gerçekten. Şöyle dün konuştuk. Ve İHA'ları da söyleyebiliriz Sena. İran İHA'larının da Ukrayna'da kullanıldığı ile ilgili haberleri Pentagon söylemişti. O Shahed dronlarıyla ilgili çokça haber de geliyor Ukrayna'dan zaten. Dün konuştuk Ali. Kevin McCartney koltuğundan oldu. Cumhuriyetçiler kendi aralarında birbirine düştüler. Öyle bir görüntü var. Yerine kim geçecek? Belli oldu mu? Şimdi Temsilciler Meclisi'nde Adalet Komisyonu Başkanı Jim Jordan adaylığını açıkladı. Aynı şekilde Cumhuriyetçi Parti'de sevilen Steve Scalise adaylığını açıkladı. Şu anda kanser tedavisi görüyor. O nedenle bazı üyelerden sağlık sorunlarım var, bu koltuğa neden aday olduğunu diye de eleştirenler oldu. Ama sevilen bir isim açıkçası. Şu an itibarıyla adaylar yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladılar. Ama Cumhuriyetçi Parti'de kaosun devam ettiğini, demokratların sert şekilde cumhuriyetçileri eleştirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi takvime baktığımızda 11 Ekim'de Cumhuriyetçi Parti'den aday adayları, aynı şekilde Demokrat Parti'den de adaylar çıkacak ve yarışacaklar. Ama Sena, senle de birçok yayında bu konuyu ele almıştık. Açıkçası ilk turda bir Temsilciler Meclisi Başkanı'nın çıkması çok zor. Demokratlar da bir şekilde aradan sıyrılarak kendi adaylarının başkan olmasını istiyorlar, arz ediyorlar. Ama Cumhuriyetçi Parti'de bu şimdilik iki aday olsa da yeni adaylar bugün de çıkabilir. Tabii çok fazla aday, oyların bölünmesi, bu da sürecin daha da uzamasını gösteriyor gibi geliyor. Bakalım kaç tur sürecek orada da, o kaç tur göreceğiz. Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir acil durum, bir alarm sistemi çalışması konusu var. Alarmlar çalmış. Washington yönetimi ülkedeki acil durum sistemini test etmiş. Ne oldu onu da senden dinleyelim. Evet, dün 14.20 itibariyle öğleden sonra ki Beyaz Saray'daki basın toplantısında da telefonlara alarm geldi uyarı sisteminden ve bir dakikalık bir sessizlik oldu.
burada milyonlarca Amerikalı basın mensuplarının telefonuna da mı geliyor? Herkesin telefonuna geliyor. Evet, herkese geliyor yani. Her telefonu olan herkese, cep telefonlarına, radyolara, televizyonlara uyarı göndererek acil durumu uyarı sistemini test etti. Aslında bir test deneme sistemiydi. Federal Acil Dairesi FEMA ile Federal İletişim Komisyonu tarafından uyarı sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla. O şöyle bir uyarı o halde. Şimdi bizim bir ortada açıyoruz görüntüyü. Böyle cep telefonuna gelmiş. National Alert yazıyor. Ulusal işte uyarı. Bu uyarı geldi. Testtir diye. Aynen, evet. Dün benim de telefonuma geldi. Bu uyarı geldi. Test etmek anlamında. Ama herhangi bir eyleme de gerek yoktur ibaresi de vardı. Şunu da belirtmekte fayda var. Önceden buna benzer testler oluyordu ama son zamanda Kaliforniya'da çok ciddi yangınlar olmuştu. Ve bazı bölgelerde bu uyarı testleri başarılı olmadı. Yani uyarılar oradaki vatandaşlara, yangın bölgesinde kalan vatandaşlara gitmediği için sistemi eleştirenler vardı. O nedenle şimdi ulusal düzeyde de böyle bir uyarı sistemi denendiğini söyleyebiliriz. İşin ilginci de Amerika bunu dün test ederken Rusya da aynı gün test etti. Hmm. Aynı güne denk gelmesi tabii enteresan. Açıkçası bu tarzda acil uyarı sistemlerinin çalışıp çalışmadığını test etmek tabii önemli. En azından vatandaşların içi de rahat oluyor haliyle. Hawaii'deki yangından sonra sen de hatırlattın, doğru, o dönem çok konuşulmuştu. Hızlıca iki sorum var. Birini sorayım. Bir sektör daha greve gitmiş. Otomotiv sektörü grevdeydi. Sağlık da eklenmiş. Orada talepler neler? Evet, sağlık sektöründe yaklaşık 75 bin çalışan dün 3 günlük greve gitmeye karar verdi. Bilhassa şu anda ücretlerdeki tatminsizlik, ayrıca istihdamdaki sıkıntılardan dolayı sendika hastanelerden şu anda düzeltilmesi için sorunların böyle bir talepte bulunduğu, hastanelerde açıkçası çok yanaşmadığı için şu anda grev devam ediyor. 75 bin az değil, yaklaşık 5 eyalette var. Sadece acil servislerde tabii ki bu grev olmuyor. Ama genele baktığımızda işte Hollywood'da bir grev vardı. Michigan'daki otomotiv sektöründe grev devam ediyor. Şimdi sağlık sektöründe, genel şöyle istatistiklere de baktım Sena, ABD İstatistik Bürosu'na göre bu yıl Ağustos ayında 309.700 işçi greve gitmiş. Yani iş durdurma kararı almış. Ve o nedenle de ciddi şekilde böyle bir grev halkası büyüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii sağlık sektöründe olması da açıkçası endişe yarattı. Bakalım anlaşabilecek sendikayla hastane. Bir de siyasi magazin haberine giriyor herhalde, bilmiyorum ama sabahtan beri bütün Amerikan televizyonlarında bunu görüyorum. Biden'ın köpeği Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı diye 11 kez birilerini ısırmış galiba. Bilmiyorum, bir sana soralım. Evet, zaman zaman tabii Beyaz Saray'a girip çıkan birisi olarak zaman zaman tabii Biden'ın köpeklerini Beyaz Saray bahçesinde görmüş görüyoruz. Muydun? Ve evet, ağızlarında tabii ısırmasın diye korumalık bir şey var, burnu ve ağzını kapatan. Ama bazen bunlar olmuyor. Bilhassa Secret Service'leri çalışanları ısırdığı haberleri çok çıkıyordu. Ve bu artık Amerikan medyasında sık sık gündeme geldiği için de şu anda bir tane köpeği açıkçası Beyaz Saray kampüsünden uzaklaştırıldı. Büyük ihtimalle Biden'ın Delaware'de kendi özel evi var, oraya götürüldü ama bilhassa çalışanlar, yani sadece Secret Service değil Beyaz Saray'da çalışanlar için de korku salan bir köpek hikayesi şimdilik bitmiş durumda ama öyle stresli bir ortam, o nedenle strese reaksiyon gösteriyor diye değerlendiriyorlardı. Beyaz Saray'ın stresli ortamı onları da etkiliyor tabii, onların da canı var. Kesinlikle. Tabii sonuçta ne kadar siz Beyaz Saray'a çalışsanız da ciddi bir saldırıda mahkemeye de verilebilir. Yani illa Beyaz Saray'a çalıştığınız için mahkemeye vermeme gibi bir durum yok. O nedenle bu tarzda köpek ısırma vakası ve bu haberlerin çok çıkmasından dolayı da Beyaz Saray'da bir önlem alarak Biden'ın bir köpeğini uzaklaştırdı ama diğer köpekleri Beyaz Saray'da var. Çok teşekkürler Ali. Yarın görüşürüz. Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi. Çok sağ olun.